Üsküdar Üniversitesi'nden herkese merhabalar. Üsküdar'a gelirken programına hoş geldiniz. Bu programda siz değerli öğrencilerimizin okulumuz ve bölümlerimiz hakkında merak ettiklerinizi hocalarımıza soruyoruz. Onlardan cevaplar alıyoruz. Bu programımızın konu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Başkanı Öğretim Görevlisi Elif Ebru Altunsoy Güçlü hocamız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz hocam? Tercih tanıtım dönemindeyiz. Öğrencilerimizin heyecanını paylaşıyoruz. Onlara bilgiler vermeye çalışıyoruz. Evet. Hem okulumuza hem bölümlerimize. Hocam, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda tıbbi görüntüleme teknikleri dediğimizde genel olarak bir bilgi alacak olursak ne söyleyebiliriz? Şimdi hastalıkların tanısının konulmasında görüntüleme cihazlarından yararlanıyoruz. Röntgen gibi, MR gibi, bilgisayar tomografi gibi. Bu cihazları kullanacak teknikerleri yetiştirdiğimiz programımız da tıbbi görüntüleme teknikleri programı. Ön lisans programı 2 yıllık bir eğitimimiz var. Çarşı yerleşkemizde eğitimlerimize devam ediyoruz. Peki hocam, bu bölümü tercih edecek öğrenci adaylarımızın kişilik özellikleri nasıl olmalı? Kimlere uygun bir program? Öncelikle adaylarımızın genel olarak karakterlerine uygun bölümler seçmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Tıbbi görüntülemeye baktığımız zaman da tabii biraz önce bahsettiğim cihazlarda iyonize edici radyasyon dediğimiz, yani canlı sağlığına zararlı olabilecek radyasyonlar kullanabiliyoruz. Bu sebeple de tabii biz eğitimimiz boyunca öğrencilerimizi radyasyondan korunmayla alakalı sorumluluk sahibi olmaya sağlamaya çalışıyoruz. Sorumluluk sahibi, hastayla iletişimi kuvvetli olan, hastane ortamında çalışabilecek olan adaylarımızı bekliyoruz programımıza. Peki hocam, öğrencilerimiz okula geldi, artık ders programı başlıyor. Ne gibi dersler görecekler, ders programları nasıl olacak? İlk sınıfımızda, birinci sınıfta genelde diğer programlarla ortak olan programlarımız, derslerimiz var. Rektörlük derslerimiz var. Bunun dışında tabii kendi bölüm derslerimizi de ilk sınıftan itibaren almaya başlıyorlar. İkinci sınıfımızda da yine özellikle kendi programımız ağırlıklı olmak üzere işte nükleer tıp, MR, bilgisayar tomografi gibi her dönemi bir tane cihaz olacak şekilde olabildiğince ayrıntılı öğrencilerimizi, çünkü bu 2 yıllık dönemde öğretmeye çalışıyoruz. Yine bunların dışında ilk yardım, halk sağlığı gibi yine ortak dersleri de bulunuyor. Peki hocam, uygulamalardan bahsettik. Ne gibi uygulama imkanları var? Laboratuvar imkanı var mı? Öğrenci uygulama yapacak mı? Bir de staj imkanını sormak istiyorum. Birinci sınıfta radyolojik görüntüleme yöntemleri 1 ve 2 dersimiz var. Birinci sınıfta genelde röntgen cihazının kullanımını gösteriyoruz ve çarşı yerleşkede laboratuvarımızda da röntgen cihazımız var. Tabii bu cihaz aktif bir cihaz değil ama öğrenciler cihazın üzerinde hasta pozisyonlanmalarını yine birbirleriyle yapacak şekilde öğreniyorlar. Bir pratik kazanmış oluyorlar alan uygulamasına çıkmadan önce. 2 dönem boyunca laboratuvar uygulaması mevcut. 2. sınıfa geçtikleri zaman da alan uygulamaları var. Kariyer merkezimiz öğrencilerimize devlet hastanelerine anlaşmalı olduğumuz kurumlarla alan uygulamasına yolluyor dönem içerisinde. 2 dönem boyunca sürüyor bu uygulamalarımızda. Yine NP İstanbul Hastanesi'nde de öğrencilerimizin staj imkanı oluyor. Bunların dışında bir de yaz stajımız var. O da 20 iş günü birinci sınıfın sonunda ya da isterlerse ikinci sınıfın sonunda yaz stajında yaparak eğitimlerini tamamlamış oluyorlar. Ya okula geldikten sonra zaten uygulamalı pekiştirerek zaten altyapı, uygulama, uygulamadan sonra staj, stajdan sonra zaten sektörde, alanda karşılaşacağı her şeyi yani burada almış oluyor. Yani hastaneye çıkmadan aslında önce bir cihazı okulumuzda da görmüş oluyorlar, röntgen cihazını özellikle. MR ve bilgisayar tomografiyi de hastalar üzerinde hastane çok ortamında güzel görüyorlar. Yani çünkü hocam, tecrübe her şeyden önce geliyor. Deneyim, el becerisi. Hani bunları bu okul zarfında aldığında zaten alana çıktığında ya da meslek hayatına başladığında öğrenci 1-0, 2-0 geride başlamış oluyor diğer öğrencilere göre. Peki hocam, ÇAP ve DGS'yi sormak isterim. Çünkü okulumuz ÇAP ve DGS konusunda da öğrencilerimize kolaylık sağlıyor. Evet. ÇAP'ta, yani çift ana dal programında ne gibi öğrencilerin imkanı var? Yine aynı şekilde DGS'de hangi bölümlere geçiş yapabilir? Bizim aslında okulumuz bu konuda avantajlı. ÇAP'a baktığımız zaman tıbbi görüntüleme okuyan öğrencilerimiz radyoterapiye, biyomedikal cihaz teknolojileri, bir de nükleer teknoloji ve radyasyondan korunma diye 3 tane bölümümüz var. Bu bölümlere ÇAP yapabiliyorlar. Ortak derslerimiz de fazla olduğundan dolayı kısa bir sürede 2 tane diploma sahibi olabiliyorlar. Ortalamaları çok daha yüksek olursa tabii bu durumda, eğer kurallar çerçevesinde, tüm bölümlere yine ÇAP yapma imkanı doğuyor.
DGS'ye baktığımız zaman da mezun olduktan sonra DGS sınavına girerek acil durum afet yönetimi, hemşirelik ve de sağlık yönetimi bu üç bölüme de lisans tamamlamayla akademik olarak devam edebiliyorlar. Evet hocam, ÇAP gerçekten çok güzel bir imkan aslında. Evet. Tek üniversite çatısı altında aynı imkanları kullanarak iki diplomayla mezun oluyorlar. Yine bu da öğrencimizin kariyerinde güzel bir adım olmuş oluyor. İş imkanları da artmış oluyor yani. Peki hocam, öğrencimiz okulumuzdan güzelce mezun oldu. Artık üniversite hayatı da bitti. Sektöre başlayacak. Ne gibi alanlarda çalışabiliyor? Çalışma olanakları neler var? Mezun öğrencilerimiz tabii KPSS'de öncelikle devlete atamaları yüksek bir bölüm. Bunun dışında özel hastanelerde, radyoloji ünitelerinde, biraz önce saydığım gibi işte röntgen olabilir, MR, bilgisayar tomografi ya da nükleer tıp üniteleri var. Bunlarda çalışabilirler. Özel hastaneler dışında bir de özel görüntüleme merkezleri var. Direkt olarak görüntüleme ile ilgilenen kurumlar. Yine bu kurumlara da başvurabilirler, buralarda da çalışabilirler. Hocam, öğrencilerimiz artık lise hayatını bitiriyor. Şu anda üniversite serüveni başlayacak. Heyecanlılar, kafaları belki birazcık karışıktır. Onlara vermek istediğiniz tavsiyeler var mı? Onlara neler söylemek istersiniz? Biraz önce söylediğim gibi aslında bence önemli olan burada kendi karakterlerine uygun, kişiliklerine uygun bölümleri seçmeleri gerekiyor. Çünkü artık meslek olduğu zaman tüm hayatları bu meslekte belki devam edecek. O yüzden mutlu olmaları önemli. Mutlu olabilmek için de sevdiğin mesleği yapmalısın. O yüzden kendilerine uygun mesleği seçsinler. Herkes için de hayırlısı olsun. İnşallah emeklerinin karşılığını alırlar. Hocam çok teşekkür ederiz. Programa katıldınız. Bölümümüzle ilgili detaylı bilgileri verdik. İnşallah aday arkadaşlarımızın da kafalarındaki soru işaretleri giderilmiştir. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Eğer herhangi soruları olursa da çarşı yerleşkede ulaşabilirler. Evet, çok sağ olun hocam. Sağ olun. Evet, bu programımızda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Başkanı Öğretim Görevlisi Elif Ebru Altunsoy Güçlü hocamızı ağırladık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.